Evet arkadaşlar. Ne demiştik? I like neither of books. I don't like either of books. Bu iki cümlede ikisi de aynı anlamda. Farkı şu. Either, neither kalıbını kullandığımızda cümle yapısı olumlu olacak. Neither, either kullandığımızdaysa cümle yapısı olumsuz olacak. Ama biz bu cümleyi kullanırken neither'ı başa getirecek olarak cümle kullanırız. Ama either'ı başa getiremeyiz. Şöyle, neither of students knows the answer. İkisi de cevabı bilmiyor öğrencileri diyoruz. Ama biz bu cümleyi either of diye kullanamayız. Yani olumsuz cümle yapacaksak either başa gelmiyor. Şimdi neither ve either'ı biz tekil olarak düşündüğümüz için zamirlerimizde bizim ne olacak? He, him, his, she, her gibi üçüncü tekiller olacak. Burada neither of them can bring his book. Hiçbir kitabını getirmez oluyor. Burada neither of the boys know the answer of the question. Çocuklardan ikisi cevap bilmiyor. Does he diyoruz burada. Şimdi neither of the ikisi de cevap bilmediği için cümlemiz tekil zaten. Tekil olduğu için de boy. Erkek çocuk olduğu için boy. Biz he ile kullanıyoruz. Does he oluyor. Tag question'da neydi? Cümle yapısı olumsuzsa tag question'ımız olumlu oluyordu. Bu yüzden de does he'yi kullandık. Şimdi örneklere geçelim arkadaşlar. Burada both neither either kullanacağız. Diyor ki jacket will nice on you. Why don't you buy one? Neden birini satın almıyorsun dediğine göre ceket senin üzerinde iyi duracak diyor. O zaman bizim cümlemiz ne olur? Herhangi birinden bahsettiği için either olacak. İkinci cümleye geldiğimizde girls are very friendly. Kızlar çok arkadaş canlısı diyor. O zaman ne olur? İkisinden de bahsettiği için both'u kullandık. Burada which pen would you like? Hangi kalemi istersin? Blue one or red one? Mavi mi kırmızıyı mı dediğinde birinden birini seçeceğimiz için cümlede olduğu olumlu olduğu için ne olacak? Either yapısını kullanacağız. Burada the bag is too heavy for you. Çanta senin için çok ağır diyor. Use hands to carry it. Ne diyor? Taşımak için diyor kullan. Elleri neyi? Both hands değil mi? İki elinde kullan diyor. Çanta taşımak için çok ağır. Taşımak için iki elinde kullan. Beşinciye gelelim. Which month is better for your summer holidays? Hangi ay diyor senin yaz tatilin için daha iyidir diyor. June or July? Haziran mı? Temmuz mu? O da diyor ki no. İkisi de değil diyecek. O zaman ikisi de değil dediği için neyi kullanacağız? Neither'ı kullanacağız. Neither is any good. Biz ne demiştik? Neither olumsuz cümle yapısı demiştik. Olumsuz cümle yapısında kullanılmaz demiştik. Zaten kendisi olumsuz olduğu için. Şu no kafanızı karıştırmasın. No ayrı cümle. Olumsuz cümle yani. Neither'la kullandığımız cümle olumlu cümle. Bakın is olumlu. Buradan anlayacağız. Burada Kevin was late so was Jane. Kevin geç kaldı. Jane de geç kaldı. Kevin and Jane were late. Şimdi Kevin geç kaldı. Jane de geç kaldı. O zaman ikisi de geç kaldıysa ne oluyor bura? Both kalıbını kullanıyoruz değil mi? Both. Yedinciye geçelim şimdi arkadaşlar. I like restaurants. The French one and the Italian one. Şimdi Fransız olanını da seviyorum diyor. İtalyan olanını da seviyorum diyor. Zaten şimdi burada isim çoğul olduğu için biz neyi getireceğiz burada? Olumlu cümle. Biz buraya neyi getireceğiz arkadaşlar? Both'u getireceğiz. Restoranların her ikisini de seviyorum diyor. İtalyan olanı da Fransız olanı da. Do you want tea or coffee? Çay mı istersin kahve mi? Ne diyor? I don't really mind. Gerçekten fark etmez diyor. Gerçekten fark etmezse biz yukarıda aynı örnekten yapmıştık benzeri. Ne yapacağız? Either'ı kullanacağız. Diyor ki ikisi de olabilir. Gerçekten fark etmez diyor. Biz either'ı sonuna işin gelmeden tek başına kullanamıyorduk değil mi? Buradan onu anlayacağız. Cindy likes restaurant.
Şimdi buna bakalım. Bu biraz kafanızı karıştırmasın. One was expensive. Biri pahalıydı. And the other ones wasn't good. Diğeri de güzel değildi diyor. Şimdi restoranların birini pahalı, birini de iyi değil bulduğuna göre ikisini de sevmemiş olur. İkisini de sevmediyse ne olacak biz buraya? Neither kalıbını kullanacağız, değil mi? Neither kalıbını kullanıyoruz. Şimdi after the accident, kazadan sonra cars stopped. Bakın isim çoğul, dikkat edin. Cars stopped. Arabalar durdu and the driver started to shout. Ve sürücüler bağırmaya başladı. Şimdi burada kazadan sonra arabalar durdu ve sürücüler bağırmaya başladı. İki araba durmuş, iki sürücü de bağırmış. Cümle olumlu. O zaman ne olacak? Biz buraya neyi getireceğiz? Botu getireceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz buydu. Bir sonraki derste başka bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.